وصحبه أجمعين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، يوصيكم بتقوى الله وطاعته، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Cumanız mübarek olsun aziz kardeşlerim. Yüce Rabbimiz Meryem suresinde Hazreti İdris, Nuh, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup, Musa, Harun, Zekeriya, Yahya ve İsa peygamberlerimizin tevhid mücadelesini bir bir zikreder. Ardından da bu peygamberlerden sonra gelen topluluğun içine düştüğü kötülüğü hutbenin başında okuduğu ayet-i kerimede şöyle haber verir: o peygamberlerden sonra bir nesil geldi ve onlar namazı kaybettiler, namazı zayi ettiler ve kötü arzularına uydular, heva ve heveslerine tabi oldular. Onlar bu tutumlarından ötürü elin bir azaba çarptırılacaklardır. Aziz müminler, bu ayet-i kerimeye göre bir müminin yeryüzündeki en büyük kayıplarından biri namazı kaybetmektir, namazı zayi etmektir. Zira namaz, Rabbimize teslimiyet ve kulluğumuzun en özel ve en güzel tezahürlerinden biridir. Namaz, huzura varmaktır, huzura durmaktır, huzuru bulmaktır. Mümin için özlemle beklenen bir vuslattır namaz. Günde 5 defa Rabbimizle buluşmaktır. Bu buluşmanın başlangıcında Allah-u Teala'nın büyüklüğünün tasdiki olan Allahu Ekber ifadesi, yani iftitah tekbiri vardır. Ellerin kulak hizasına götürülmesi, Allah-u Teala'nın rızasına mani olan dünyaya ait ne varsa arkaya atıldığının ifadesidir. Kıyam, sadece Allah-u Teala'ya yönelişi ve istikamet üzere duruşun simgesidir. Kıraat, kendi ayetleriyle Rabbimize gönülden niyazımızdır. Rükû ve secde, Allah-u Teala'ya kulluğun zirvesine çıkmaktır. Selam, hem kendimiz hem de omuz omuza gönül gönüle verdiğimiz kardeşlerimiz için esenlik ve huzur dilemektir. Kıymetli kardeşlerim, Kerim kitabımızda namazın sevdalısı olan müminler ne kadar övgüye layık görülmekteyse, namazı kaybedenler, namazı zayi edenler de o kadar gerilmektedir. Namazlarının hakkını verip yücelenler ne kadar rahmetle müjdelenmekteyse, kendini bu büyük nimetten mahrum bırakanlar da o kadar uyarılmaktadır. Namazlarıyla övgü, müjde ve rahmete mazhar olanlar, اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, yani namazın müdavimi müminlerdir. اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ, yani namazın ruhuna, özüne, mesajlarına riayet edenlerdir. Namazlarını Allah'ın bir lütfu görenlerdir. Namazı miraç bilenlerdir. Namaz, kendisini kılmaya devam eden kimse için kıyamet gününde nur, delil ve kurtuluş beraatı olur hadis-i şerifini şuuruna erenlerdir. Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de bir de namaz kıldığı halde tevkif edilenler vardır. Onlar اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ يُرَاهُونَ, yani namazlarında gevşeklik gösterenlerdir. Namazlarının kendilerini kötülükten alıkoymadığı kimselerdir. Namazlarını şuurla, samimiyetle kılmayanlardır. Namazlarına riya ve gösteriş karıştıranlardır. وَاِنَّهَا لَكَب۪يرَةً اِلَّا عَلَى الْخَاشِع۪ينَ, yani huşu içerisinde kılmadıkları için namazın kendilerine zor geldiği kişilerdir. Namazın bir külfet değil, bir nimet olduğu bilincinden yoksun olanlardır. Kardeşlerim, Yüce Kitabımız namazın güzelliklerinden kendisini yoksun bırakanları haber verirken münafıklardan ve inkarcılardan söz etmektedir. Onlar فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَدَّ, yani namazdan yüz çevirenlerdir.
وَاِذَا قَامُوا اِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَارًا Namaz kılmakta tembellik edenlerdir. Hatta onlar namazı istismar etmekten çekinmeyenlerdir. وَاِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا Yani namaza davet edildiklerinde namaz da alay edenlerdir. Dinin sembollerini hafife alanlardır. Kardeşlerim, din namazı muhafaza ettiğimiz sürece, bizler namazı muhafaza ettiğimiz sürece namaz da bizi muhafaza eder. Biz namazı koruduğumuz sürece namaz da bizi korur. Namaz bizlerden asla cömertliğini esirgemez. Yeter ki bizler kendimizi namazdan esirgemeyelim. Namaz bizleri yüceltmekten asla geri durmaz. Yeter ki bizler namazımızı samimiyetimizle yüceltelim. Namaz bizlerden asla uzaklaşmaz. Bizleri Rabbimize yakınlıktan mahrum bırakmaz. Yeter ki bizler namazdan uzak durmayalım. Bütün bunlara rağmen bugün bizler hayatın akışına kendimizi öylesine kaptırıyoruz ki namazlarımızı ya vaktinde eda edemiyoruz ya da terk ediyoruz. Oysa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazın en faziletlisini vaktinde kılınan namaz olduğunu belirtiyordu. Güzide müezzinine kalk ya Bilal, bizi namazla ferahlat duyarak hayatın yoğunluğunun namazla hafifletilebileceğini işaret veriyorlardı. Yorgunluğunu namazla gideriyordu Efendimiz Aleyhisselam. Namazla huzur buluyorlardı. Kardeşlerim, öyleyse geliniz hep birlikte kendimize şu soruları soralım. Biz namazlarımızla bize sahip çıkıyor mu? Geciktirdiğimiz, geçiştirdiğimiz namazlarımızın nedameti, pişmanlığı yüreğimizi sızlatıyor mu? Namazlarımız bizi Rabbimize bağlayan vuslat ve muhabbet köprüsü mü? Niyetimiz bizi Rabbimiz ve insanlar nezdinde yücelten ahlakımızın vazgeçilmez bir misakı mı? Kötülüklere karşı bizleri koruyan bir kalkan mı namazlarımız? Kardeşlerim, yüce Rabbimiz bizleri namazlarıyla yücelenlerden eylesin. Bizleri namazlarıyla arınan, rızasına ulaşan, ebedi nimetlerine kavuşanlardan kılsın. Kâle aleyhissalâtu vesselâm اَتْتَارِ مِنَ اَزْلَمْدِكَ مَنْ اَزْلَمْبَلَمْ اِسْتَغْفِرُ اللّٰهِ الْعَظِيمَ اَرْضُ بِيْلَيْهِ وَاَسْلُ اللّٰهَ لِي وَلَكُمُ التَّوْفِيهِ